Evet arkadaşlar, öncelikle hepinize merhabalar. May dersi videolarımızın serisinin 6. dersine hoş geldiniz. Arkadaşlar, videolarımızı daha önce takip etmemiş olan arkadaşlar varsa ve bundan sonraki videolardan da haberdar olması için YouTube kanalıma abone olup bildirimlerini açarlarsa bundan önceki ve sonraki derslerimizden faydalanabilir ve bundan sonra yaptığımız diğer enstrüman dersleri videolarımızdan da faydalanması için, ona hatırlatma ulaşması için kanalıma abone olursanız sevinirim. Evet, bugünkü May dersimizin 6.sını yapacağız arkadaşlar. Bu dersten sonra önümüzdeki derste, 7. dersten itibaren artık böyle basit melodiler çalmaya geçeceğiz. 7. ve 8. hatta 9. 10. derslerde bu tarz melodileri ele alacağız, basit melodileri. Daha sonraki derslerimizde de May'de uzun hava ve açışları nasıl yapabiliriz, onların üzerine çalışacağız. Şimdiki bugünkü dersimizin konusu May'de çarpmalar. Nedir çarpmalar? Arkadaşlar, müzik enstrümanı icrasında çarpmalar bir sesten başka bir sese geçerken o sesten önceki veya daha üstü perdelerden alınan kısa tonlardır. Bunlara çarpmalar diyoruz. Hatta enstrüman icracılarının büyük bir kısmı enstrümanlarında süslemeler için de yine bu tekniği kullanmaktadır. Süslemeler için de son derece önemli çarpmalar. Dediğim gibi bugünkü 6. dersimizi May'de çarpmalara ayırdık. 7. dersimizde itibaren artık melodi ve eser çalımına geçeceğiz. İlerleyen derslerimizde de May'de uzun hava ve açıları çalışacağız. Sanırım bir 12-13 derslik bir videolar serisi olacak bu. Bundan sonra da zurna derslerine başlayacağız düzenli bir şekilde. Şimdi 5. dersimize kadar yapmış olduğumuz çalışmaları çok yoğun bir şekilde ele alıp çalışmalarınızı öneriyorum. Ve bundan sonraki 7. dersten itibaren de melodileri içeren dersleri takip ederseniz siz de kendinize göre eserler icra edebilirsiniz. Arkadaşlar, May'de diğer müzik enstrümanlarında olduğu gibi May'de de çarpmalar son derece önemli. Bunu şu şekilde pratikte size gösterecek olursak, bakın mesela şimdi La sesi üfleyeceğim. La'dan Si'ye geçeceğim. Önce düz geçeceğim. Daha sonra Do sesinden çarpma alarak Si, yani şu anda size La Si sesini göstereceğim. Ama çarpmalı La Si sesini yaptığımız zaman dikkat edeceksiniz. Do sesinden küçük çarpma alıyorum. Örnek veriyorum arkadaşlar. İyi dikkat edin parmaklarıma. Şöyle yaklaşın biraz da kameraya. La ses üflüyorum. Önce düz üfleyeceğim. La ve Si sesi üfledim. Yani Si bemol 2 ama Si diyoruz burada. Tekrar ediyorum. Normal La ve Si sesi üflüyorum. Şimdi bu La'dan Si'ye geçerken arkadaşlar, bakın şu Do perdesinden küçük bir çarpma alacağım. Yani yine aslında La ve Si yapmış oluyorum. Ama yani çarpmalı yaptığım zaman La, mesela La, Do, Si. Anlatabiliyor muyum? Mesela normal La, Si yapıyorum. Çarpmalı alırsam bunu Do sesinden çarpma alıyorum. Dikkat edin. Yine La Si yapmış oluyorum ama arada bir küçük Do var. Ona dikkat edin. Son derece önemli bir teknik arkadaşlar. Bunu şimdi bütün perdelerimizde öncelikle sağ elde yapıyorum. Bütün perdelerde geçeceğim bunu. Mesela şunu düşünün. Fa, sol yapıyorum normalde. Şimdi buradan çarpma yapacağım zaman, la, sol yaparken, la, özür dilerim, fa, sol yaparken, fa,
La Sol. Gördüğünüz gibi orada La'nın değeri çok düşük yani. Şu şekilde gösterelim. Önce bir düz yapayım. Fa Sol. Şimdi çarpma alacağım. La sesinden çarpma alıp Sol'e geçiyorum. Tekrar ediyorum. Mesela Sol sesinden Sol La yapacağım. Ama Sol La'yı yaparken bu sefer Si perdesinden çarpma alıyorum. Sol perdesindeyim şu an. Önce düz yapıyorum Sol La. Şimdi çarpmalı yapıyorum. Sol La yapıyorum yine ama Si sesinden çarpma alıyorum. Şimdi sağ eli komple bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Pratikte bu şekilde yoğunlaşırsanız çözersiniz. Çok zor bir teknik değil aslında. Tekrar ediyorum. Son defa yapıyorum. Arkadaşlar bu çarpmayı şimdi çıkıcı yaptım bunu. Şimdi olduğum yerden bu sefer aşağı ineceğim yine. Yine aynı çarpmaları aldığım perdelerden mesela diyelim Do Si yapacağım normalde. Bunu Do Re Si yapıyorum. Çünkü mesela Si Re Do yaptım. Sağ elimi açtım. Si Re Do. Re'den çarpma aldım. Şimdi Do Si yapacağım ama Do Si'yi yaparken Do Re Si yapıyorum. Re perdesinde burada çarpma var. Dikkat edin. Aşağı iniyorum aynı perdeleri. Tekrar iniyorum Do sesinden. Şimdi çıkıyorum sağ eli çalıştırıyorum. Aşağı iniyorum. Bunu bu egzersizi çok yavaş çalışmalar yapabilirsiniz ilk önce. Kendinizi sıkmadan, strese sokmadan elinizden geldiği kadar bunu serileştirmeye çalışın. Mesela gibi sağ elinde sağ elden çarpma ördeklerini yaptık. Şimdi üst ele geçiyorum. Sol ele geçiyorum yani. Şimdi arkadaşlar yine yukarı doğru çıkıyorum. Burayı unutmuyoruz. Sağ elimin alt iki parmağıyla meyimi tutmak için alt perdeleri kapattım. Şimdi buradan mesela Do Re yapıyorum. Ama Mi sesinden çarpma alıyorum. Şimdi Re'den Mi'ye geçerken isterseniz Alt Fa sesinden çarpma alabilirsiniz Re'den Mi'ye geçerken. İsterseniz yine Re'den Mi'ye geçerken Sol perdesinden çarpma alabiliriz. Şimdi önce Fa perdesinden örnek vereceğim. Veya Sol perdesinden. Yani şimdi Do'dan tekrar geliyorum. Şimdi buradan Mi Fa yapacağım arkadaşlar ama Sol perdesinden yine çarpma alıyorum. Müzik
Tekrar do'dan çıkalım yukarıya. Aşağı inelim. Tekrar edelim bunu. Do, re yapıyorum. Mi perdesinden çarpma alıyorum. Re, mi yapıyorum. Fa perdesinden çarpma alıyorum. Sol'den de alabilirsiniz ama önce fa'yı çalışalım. Re, mi yapıyorum. Fa sesinden çarpma alıyorum. Yine re, mi yapıyorum. Sol sesinden çarpma alıyorum. Mi, fa yapıyorum. Sol sesinden çarpma alıyorum. Şimdi do perdesinden sıralı bir şekilde sesleri çıkıyorum yine. Aşağı iniyorum. Çıkıyorum. İniyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde de sol elimi çalışmış oldum. Tabii bunu sağ ve sol eli bağımsız olarak çalışın. Daha sonra iki elinizi de sağ ve sol eldeki çarpmaları önce çıkıcı olarak çalışın. Yukarıya çıkıcı gam şeklinde bunu yapın. Daha sonra yukarıdan aşağı inelim. Şimdi buna bir örnek veriyorum. Bütün perdeleri sıralayın geçiyorum. En alt fa diyez perdesinden başlıyorum. Tekrar çıkıyorum. Arkadaşlar, bu egzersizlere yani ne kadar çok çalışırsanız, mesela bugün 6. dersimizi yaptık. Bu 6 derslik videolar içerisinde çok M ile ilgili çok önemli bilgiler verdiğimi düşünüyorum size. Eğer ki bu ders serilerimizi pratik anlamda çok yoğun bir şekilde takip ederseniz, yani tabii biz ders aşamasında bunları kısa kısa geçiyoruz. Ama siz bunları, bu yaptığınız şeyleri mesela yarım saat, bir saat ne kadar yoğunlaşırsanız sizin için o kadar iyidir. Ama sıkıldığınız anda da bırakın, fazla kendinizi yıpratmanıza gerek yok. Pauza yapın, daha sonra tekrar devam edersiniz. Dediğim gibi bugünkü 6. dersimize kadar M'de teknik unsurları, teknik detayları elimizden geldiği kadar ele aldık, inceledik. Bu dersimizden sonra ise 7. dersimizden itibaren melodiler çalmaya başlayacağız arkadaşlar. O yüzden bu egzersizleri M ile ilgili gösterdiğimiz, 6. derse kadar gösterdiğimiz bütün çalışmaları sakın ihmal etmeyelim. Sanırım bugünkü dersimiz biraz kısa oldu. Arkadaşlardan da gelen istekler var. Dersimizin sonunda küçük bir açış yapalım. Ondan sonra da dersimizi noktalayalım bugün. Detaya değindik burada. Bakın mesela çarpmalar burada karşımıza çıktı. Diyelim bir örnek verelim. Thank you.
Evet arkadaşlar, hepinize başarılar diliyorum. 7. dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. İyi akşamlar.